Arkadaşlar merhaba. Ben Fatih Hoca. Bir dersimizle daha birlikteyiz. Bugün arkadaşlar güçlü etkileşimlerde 3. bölümü işleyeceğiz. Metalik bağ. daha evvel iyonik bağ ve kovalent bağ anlatmıştım. İlgili videoları bulabilirsiniz kanalımda. Şimdi metalik bağı işleyelim, ilgili sorular çözelim, metalik bağda halletmiş olalım. Sonra bu şekilde güçlü etkileşimleri tamamen bitireceğiz. Ardından zayıf etkileşimlere geçeceğiz arkadaşlar. Önemli bir konu hem TYT'de çıkıyor hem AYT'de bilginiz olsun. Her ikisinde de sorular çıkıyor arkadaşlar. Hatta bir tane, iki tane, üç taneye varan sorular olabilir bağlantılı. Onun için arkadaşlar iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Kısa bir konu anlayacağınızı düşünüyorum. Hadi başlayalım. 9. sınıf 3. ünite kimyasal türler arası etkileşimler 2. bölüm. Güçlü etkileşimler 3. Metalik bağ. Güçlü etkileşimleri arkadaşlar daha evvelden 3'e ayırmıştık. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere. Kovalent Bağda kendi içinde polar kovalent ve apolar kovalent olarak ayırmıştık. İlk ikisini işledik. Yani iyonik bağ ve kovalent bağ işledik. Bunların videoları var. Şimdi bugün metalik bağ işleyeceğiz arkadaşlar. Metalik bağ nedir? Öncelikle ona bir bakalım arkadaşlar. Elektronların oluşturduğu elektron deniziyle pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik çekime metalik bağ denir. Burada bakın elektron denizi tabiri önemli. Bu milli eğitim kitaplarında da kullanılıyor arkadaşlar. Ve elektron denizi dendiğinde aklınıza metal bağı gelmeli. Neden? Arkadaşlar metal atomlarının yan yana olduğunu düşün Çekirdekler sabit yani pozitifler sabit ve elektronlar boş orbitalleri olduğu için veya son katmanda az elektron bulundurduğu için metaller çok rahatlıkla dolaşabiliyorlar. Onun için metallerin arkadaşlar bu özelliği önemlidir. Elektron denizinde yüzerler elektronlar. Metallerin erime ve kaynama noktalarının yüksek olmasının nedeni metal atomlar arasındaki etkileşimin güçlü olmasıdır. Metallerin önemli özelliklerinden biri düşük iyonlaşma enerjileri, diğeri ise son katmanlarında bulunan elektron sayısının 1, 2, 3 gibi az sayıda olmasıdır. Evet, bu önemli demiştik arkadaşlar. Son katmanlarında metallerin 1, 2 veya 3 tane elektron bulunur. Bakın 8'e kadar bu elektronlar çıkabiliyor ama 3, 2 veya 1 elektron var. Yani 5, 6 veya 7 tane elektron boşluğu var. İşte bu boşluklarda ilerlerler elektronlar ve elektrik ve ısıyı bu özelliklerinden dolayı iyi iletirler. Metallerin birinci yonlaşma enerjilerinin düşük olması, değerlik elektronlarının çekirdek tarafından zayıf çekildiğini gösterir. Bu nedenle metal atomları bir arada bulunduğunda Değerlik elektronları hem kendi orbitallerinde hem de komşu atomların boş değerlik orbitallerinde rahatlıkla dolaşabilir. İşte bu yüzden arkadaşlar elektron denizi oluşuyor. Böylece elektronlar sadece kendi atomunun çekirdeği tarafından değil, komşu atomların çekirdekleri tarafından da çekilerek metal atomları bir arada tutunur. Arkadaşlar metalik bağ hem kendi aynı cins atomlar arasında oluşabileceği gibi hem de alaşımlarda yani farklı cins metal atomları arasında da oluşabilir. Farklı cins metal atomları arasında oluşan alaşımlar da elektriği ve ısıyı iletir. Bakın altın metallere örnektir, bakır metallere örnektir, demir örnektir. Zaten arkadaşlar altın teknolojide yani dijital sanayide de çok kullanılıyor. Elektrik iletkenliği çok iyi arkadaşlar. Artı ziynet eşyası olarak da kullanılıyor. Ciddi bir değeri var. Metal atomları bir araya geldiğinde değerlik elektronunu vermiş gibi davranan metal katyonu ve ortamda serbest dolaşan değerlik elektronları bulunur. Arkadaşlar bunu bu şekilde görebiliriz. Bakın pozitif çekirdekler sabit dururken bakın elektronlar buralarda bu boşluklarda bir denizde dolaşıyor gibi dolaşabilirler. Pozitif metal katyonu, negatif yüklü elektron denizi. Serbest dolaşan elektronlar adeta bir elektron denizi oluşturur. Bir daha vurgulamışız. Metalik bağ sayesinde metal atomları oda koşullarında katı ve sıvı fazla bir arada bulunabilir. Arkadaşlar zaten metalik bağ deyince akla oda koşullarında katı halde bulunan metaller gelir. Yani genelde metaller katı halde bulunur. Kim istisnadır arkadaşlar? Civa istisnadır. Civa oda şartlarında sıvı halde bulunur. Ha gaz halinde bulunan fransiyum var ama fransiyum radyoaktif bir element olduğu için onu bulmak, e, muhafaza etmek vesaire gaz halini görmek zordur. Ancak laboratuvar şartlarında yapay olarak fransiyum elde edilebilir. Metalik bağın metallere kazandırdığı bazı özellikler. Isı ve elektriği iyi iletirler. Yüzeyleri bu yüzden parlak görünür arkadaşlar. Tel ve levha haline getirilebilirler. Esnektirler, dövülebilir ve şekillendirilebilirler. Evet. Arkadaşlar metalik bağ dediğimiz bu kadar. Bu özellikleri bilmemiz yeterli. Bunun üzerine sorulara geçelim şimdi. Sorularla pekiştirelim. Soru 1. Bir. Birinci sorudayız. Metaller ve metalik bağla ilgili yukarıdaki yargılardan kaç tanesi yanlıştır? Metaller iyon hareketi ile elektriği iletir. Bu yanlış arkadaşlar. Neden? İyon hareketi ile iletenler çözeltilerdir. Çözelti deyince arkadaşlar aklımıza iyon hareketi gelecek. Ama metal deyince elektron hareketi ile iletirler. Aynı periyottaki yani bu yanlış dedik. Aynı periyottaki metallerin erime noktası A metallerin erime noktasından daha düşüktür diyor arkadaşlar. Hayır tam tersi daha yüksektir. Çünkü birbirlerini ciddi bir bağla sıkı bir bağla tutarlar. E, A metallerde bu daha düşük. Onun için daha düşüktür diyor. Yanlış. En aktif metaller 1A grubundadır. Evet. Periyodik tablonun soluna doğru gittikçe arkadaşlar metallerin aktifliği artar. Aşağıya do doğru indikçe de artar. Yani en metalik element fransiyumdur. O yapay olarak elde edilbilen dediğimiz. Ee, onun için 1A grubu en e, metalik elementler olarak tanımlayabiliriz. Hidrojen hariç. En tepedeki hidrojen hariç. Bu doğru. Metalik bağ metal atomlarını bir arada tutan zayıf etkileşimdir diyor. Yanlış. Kuvvetli etkileşimdir arkadaşlar. Güçlü etkileşimdir. Metal atomlarının pozitif çekirdekleri etrafında elektron denizi oluşur. Bu doğru. Kaç tane doğrumuz var arkadaşlar? Bir burada bir de burada 2 doğrumuz var, 3 yanlışımız var. Yani cevabımız C şıkkı olacak. İkinci sorudayız. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Metaller bağ oluştururken fiziksel özellikleri değişir diyor. Evet değişir arkadaşlar. Kimyasal özellikleri değişmese de fiziksel özellikleri değişir. Farklı metaller alaşım yapabilirler. Doğru. Son katmanda bir elektron bulunduran tüm elementler metaldir diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Kimden bahsetmiştik? Hidrojenden bahsetmiştik. Hidrojen birdir. Zaten tek katmanı var ve bu katmanda bir elektronu var. Son katmanda tek elektron bulunduran hidrojen istisnadır. Hidrojenin zaten birçok istisnası var. Bir istisnası da metaller grubunda yani bir olmasına rağmen ametal olmasıdır. Cevabınız arkadaşlar doğruları sorduğu için 1-2'dir. Yani E şıkkı doğru olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bir X maddesi katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir ve tanecikler arası metalik bağ vardır. Arkadaşlar metalik bağ var dediğinde aklımıza metaller gelecek. Yukarıda bilgileri verilen X maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir ve metalik bağ vardır. O zaman demir çaydanlık olabilir mi? Olabilir. 18 ayar altın bir metal midir? Evet. Bir e, alaşımdır. 18 ayar alaşımdır. 24 ayar onun safıdır arkadaşlar. E, olabilir. Bu da bir metal alaşımı. Yemek tuzu değil arkadaşlar. İyonik bağlı bir bileşiktir yemek tuzu. Yani NaCl'dir. Alüminyum folyo bir metaldir. Çelik alat zaten yine bir demir ve diğer metallerin karışımıdır arkadaşlar. Cevabımız burada olamayacak olan yemek tuzudur. Ha burada öğrenci şu hataya düşebilir. Hocam sodyum klorunun içinde sodyum var. Bu metaldir. Ama arkadaşlar yanında bir ametal var ve iyonik bağlı, ionik bağlı bir birleşik oluşmuş. Ve her ikisinin özellikleri değişmiş. Artık metalik özellik ortadan kalkmış. Biliyorsunuz elektron alışverişlerinde veya ortaklaşa kullanılıp oluşturulan bileşiklerde arkadaşlar kimyasal özellikler değişir. Artık o eski özellikler yoktur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Aşağıda bilgileri verilen X, Y, Z, T, Q elementlerinden hangisi tanecikler arası metalik bağ yapamaz diyor. X ikinci periyot 1A grubundadır arkadaşlar. 1A grupları zaten metal demiştik. İkinci periyotta diyor bakın birinci periyot olsa hidrojen olurdu. O yanlış olurdu. Bu yapabilir arkadaşlar. Y ya atom numarası 19'dur. Açarsak arkadaşlar 19'u 2, 8, 8, 1. Son yörüngesinde kaç tane elektron var arkadaşlar? Bir tane. 1A grubudur. Bu da metaldir. Z element sembolü HK'dir. Bakın bu kimdi arkadaşlar? Civa'ydı. Civa'dan bahsediyoruz. Civa bir metal miydi? Evet. Metalik bağ yapabilir. T periyodik tablonun ilk elementidir. İşte bu hidrojen arkadaşlar. Hidrojen doğru 1A grubunda. Ama bir A metaldir arkadaşlar. Bu yapamaz. Q geçiş elementlerinin ilkidir. Geçiş elementlerinin tamamı arkadaşlar metaldir. Zaten geçiş metalleri de denir bunlara. Geçiş metalleri de bunlar metaldir. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? D şıkkı olacak. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi metallere ait bir özellik değildir? Bileşik oluştururken elektron verirler zaten vermeye yatkındırlar. Doğru. Elektrik ve ısıyı iyi iletirler. Doğru. Periyodik tablonun birinci periyodunda bulunurlar arkadaşlar. Birinci periyotta da bulunurlar. Diğer periyotlarda da bulunurlar. Bu yanlış. Yalnız birinci periyotta bulunmazlar. Yalnız ee deseydi yanlıştı. Birinci periyodunda bulunurlar diyor yanlış. Ama şöyle deseydi doğruydu arkadaşlar. Periyodik tablonun birinci periyodunda da bulunurlar. Da da. Yani olabilir orada da olabilir. Bu doğru olurdu ama şu anki cümleyle yanlış. Kendi aralarında metalik bağ yaparlar. Doğru. İşlenerek tel veya levha haline getirilebilirler. Doğru. Cevabınız değildir'i sorduğu için C şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorunun cevabı C şıkkıdır. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Metalik bağı da işledik. Kısa bir konuydu zaten. 5 tane sorumuzla bunu geliştirdik arkadaşlar. Kitaplardan veya benim diğer videolarımda metalik bağla alakalı soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Katıl butonuna katılıp bize destek vermeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bu tip faaliyetler arkadaşlar bizim gelişmemize sebep oluyor biliyorsunuz. Başka bizim bir yani bir gelir elde edebileceğimiz veya bir fayda elde edebileceğimiz başka bir yer yok arkadaşlar. Bir emek harcıyoruz. Emeğinizin karşılığını çok güzel vereceğinize eminim ben. Öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere kolay gelsin.